Haklısın ve çikolata kisti dediğimiz durum tıp dilinde endometriyozis veya endometrioma dediğimiz rahim iç dokusu, yani biz ona endometriyum diyoruz. Rahim iç dokusu normalde rahimin içinde yer alan doku. İşte bu karın içlerinde veya yumurtalıklarda olduğu zaman endometriyozis dediğimiz bir terimle isimlendiriyoruz. Burada hele bir kist oluşursa bu zemin içerisinde yumurtalıklarda buna endometrioma veya halk dilinde demin söylediğim gibi çikolata kisti diyoruz. Niçin çikolata kisti diyoruz? Çünkü bu kistin içeriğinde koyu kahverengi bir kan artığının olduğunu görüyoruz. Bu kistler tabii iki açıdan önemli. Bu kistler bir yer kaplayan bir oluşum halinde, bazen de rüptüre olarak, yani içerisindeki sıvıyı dışarıya vererek, karın içine vererek akut karın tablosuyla bize hastayı getirebiliyor. Bir diğer neden tüplerde veya karın içinde yapışıklıklara sebebiyet veriyor ve kısırlık nedeni olarak karşımıza getirebiliyor. Bu hastalığın tedavisi gerçekten çok önemli. Bu selim bir hastalık ama tekrarlayan bir hastalık. İşte bu çikolata kistleri olduğunda yumurtalık rezervini de olumsuz etkiliyor. Şimdi azalan yumurtalık rezervi tabii sonuç itibariyle hastanın çocuk sahibi olmasında da olumsuz olarak geri dönüyor, risk yaratıyor onun için. Dolayısıyla bu kistlerin tedavisi gerçekten çok büyük önem kazanıyor. Biz çok başarılı bir operasyonla kisti çıkarttığımızda yumurtalık rezervini eğer azaltmış isek bu hastaya iyilik yapmamış oluyoruz. Çünkü bu hasta eğer çocuk sahibi henüz olmadıysa azalan rezervle çocuk sahibi olması tehlike altına giriyor. Dolayısıyla bu kistleri tedavi ederken yumurtalık rezervine mümkün olduğu kadar zarar vermeyecek yöntemlerle tedavi edilmesinde fayda var. Kist tekrar edebilir, kist tekrar etmeyecek diye çok radikal bir cerrahinin yapılması ve bu sırada yumurtalık rezervinin azaltılması çocuk sahibi henüz olmamış ve ileride isteyecek bir hasta için uygun bir tedavi olmayacaktır. Dolayısıyla bu kistleri tedavi ederken veya ameliyat kararı verirken bilhassa çift taraflı olmuş olan bu çikolata kistlerine çok dikkat etmek lazım ve yumurtalık rezervini azaltmayacak bir stratejide operasyonun eğer yapılacaksa, karar verilecekse planlanarak yapılması lazım. Ancak belli büyüklüğe kadar ulaşmış, ancak ameliyat gerektirmediğini düşündüğümüz ve tanısını koyduğumuz kistlerde tüp bebek tedavisi de bir operasyona gerek olmadan yapılabilir. Böyle bir tedaviye de hasta aday olabilir. Her çikolata kistinin mutlak çıkartılması ve opere edilmesi gerekmediği gibi, eğer operasyon yapılması kaçınılmaz ise yumurtalık rezervine dikkat ederek en iyi koşullarda en iyi geliştirilen stratejiyle operasyona başlamak ve tamamlamakta fayda olduğunu düşünüyorum.